Okullarda, filmlerde, internette, aklınıza gelebilecek her yerde gördüğümüz haritaların hatalı olduğunu ve ülkelerin boyutlarının bilinçli olarak yanlış gösterildiğini biliyor muyunuz? Peki acaba dünya haritasında Avrupa'nın neden ortada gösterildiğini ya da kuzeyin neden yukarıda olduğunu hiç düşündünüz mü? Şüphesiz dünya bir küre olduğuna ve yukarı aşağı gibi kavramların olmadığı uzayda bulunduğuna göre, mesela Rusya neden haritanın merkezinde olmasın ki? Ya da neden kuzeyi aşağıda gösterecek haritalar yapılmasın? Avrupa'nın ortada olmasının tek bir sebebi var. Dünya haritasını çizen Avrupalıların kendilerini dünyanın merkezinde görmeleri. Yani bildik dünya haritası ideolojik bir eğilimin sonucu. Kuzeyin yukarıda gösterilmesi de yine aynı mantığa dayanıyor. Çünkü Avrupa kuzey yarımkürede. Gelelim ülkelerin ve kıtaların boyutlarına. Dünya haritaları Mercator projeksiyonu sistemiyle çizilir. Bu harita sisteminde ülkeler yanlış boyutlarda gösterilmektedir. Türkiye'nin aslında ne kadar büyük olduğunu diğer ülkelerle karşılaştırarak göstereceğim. Önce Mercator projeksiyonuna bakalım. 1500'lü yıllarda ortaya çıkan bu harita türü teknik imkansızlıklardan ortaya çıkmış masum bir hata gibi görülebilir. Ama son 2 yıllarda oluşturulan doğru haritalar nedense hiç kabul görmemiş ve Mercator projeksiyonu kullanılmaya devam etmiştir. Bilimin yol göstericilerine inandığını söyleyen modern toplumun bu gerçeğe göz ardı etmesi son derece ilginç. İnsanın aklına kim bilir başka neler saklanıyor ya da çarpıtılıyor diye geliyor. Asıl ismi Gerhard de Cremer olan Gerhardus Mercator, 16. yüzyılın en önemli matematikçi ve kartograflarından biridir. 1512'de doğmuş, 1594'te Duisburg'da ölmüştür. Haritayı kuzey denizlerinde yolculuk yapacak gemiciler için bu projeksiyonda çizmiştir. Bununla birlikte Mercator'un haritayla manipülasyon yapıp yapmak istemediğini bilmiyoruz. Mercator haritasındaki tuhaflığı önce denizciler fark etti. Bazı yerlere ulaşmaları gerekenden erken varıyorlardı. Bazense yol haritada görünülenden daha uzun sürmekteydi. Bu durum konferanslarda dile getirilse de yetkili merciler üzerinde durmadı. 1974 yılında Alman bilim adamı Arno Peters, antik dünya haritalarının birbirine benzediğini ve bu haritaların modern dünyada kullandığımız Mercator haritasından belli başlı özelliklerde farklı olduğunu gördü. Tüm antik haritacılar yanılmış mıydı? Bu düşünceyle Mercator haritasını incelemeye başladı. Peters, James Gall'un çalışmaları üzerinden en doğru haritayı hazırlamak için çalışmaya başladı. Ve ortaya çıkan sonuç sarsıcı bir boyutta oldu. Bilinen dünya haritasının önemli bir bölümünün yalandan ibaret olduğu anlaşıldı. Arno Peters bu yeni bilgiyi tüm dünyayla paylaştı. Peters'in geliştirdiği Peters-Gall projeksiyonu, bilim çevrelerince dünyanın en doğru haritası olarak kabul edildi. Peters'in hazırladığı harita, dünyaya yayılması için 80 milyon basıldı. Ama ne oldu dersiniz? Bu haritalar ne okullara, ne kurumlara girebildi, ne de medya tarafından yayıldı. Yanlış olduğu kabul edilmesine rağmen Mercator haritası kullanılmaya hala devam ediyor. Açıklamada linkini belirttiğim internet sitesinde ülkelerin gerçek boyutlarını karşılaştırabiliyoruz. Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştıralım. Asıl sürpriz ise devasa görülen Grönland'da yaşanıyor. Küçük gibi görülen Hindistan'ın kıtalarla boyut farkına bakalım. Avrupa, Güney Amerika, Amerika, bu da Grönland. Amerika'nın Rusya'dan pek aşağı kalır yanı yokmuş. Rusya'yı uçsuz bucaksız devasa göstermek acaba Soğuk Savaş döneminden kalan bir algı operasyonunun sonucu muydu?
Rusya o kadar da dev değilmiş. Şimdi de devasa Kanada'ya bakalım. Bakalım o kadar devasa mı? Haritada Güney Amerika'dan 3-4 kat büyük görünmesine rağmen aslında daha küçük. Almanya'ya bakalım. İşte böyle. Bakalım bu iş daha ne kadar böyle devam edecek. Buna benzer başka videolar için lütfen kanalımıza abone olun.